Evet, saatlerimiz neredeyse 10'u 8 geçiyor. İzmir'den sesleniyoruz sizlere ve programımızın ilk konuğu ama her zaman olduğu gibi daim konuğu Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör, doktor Sayın Nevzat Tarhan telefon hattımın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar Hakan Bey. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet. Bugün hani o bir yin yang vardır ya. İyilik, kötülük, evet. Siyah, beyaz, iç içe, aslında evet, evet. Bir denge içinde dönmede. Bugün iyilik ve kötülük dengesi üzerine sohbet edelim istedik. Konu hakkında aklımızda o kadar çok soru var ki, sahiden yani iyi olan nedir, biz neye iyi deriz, bize göre iyi olan şey yalnızca bize göre mi, yoksa herkes tarafından mı iyi kabul edilebilir? O yüzden isterseniz iyi kavramıyla başlayalım söze. Tabii yani iyi ve iyilik kavramı, genellikle subjektif iyilik anlamında kullanılıyor. Yani kişi kendisine göre bu iyi dediği zaman iyi kabul ediliyor. Ama bir de toplumsal iyilik var. Yani bireysel fayda, toplumsal fayda gibi bireysel iyilik, toplumsal iyilik var. Onun için gerçek iyilik kavramı genellikle toplumun büyük çoğunluğu tarafından iyi olarak kabul edilen kavram olarak geçiyor. Bir de insanlığın büyük çoğunluğu tarafından ortak değerler olarak kabul edilen bir iyilik kavramı var. Yani birçok yani toplumlara göre bazı şeyler değişse bile ana çerçeveler değişmiyor. Hı hı. Hatta bununla ilgili 1990'lı yıllarda Chicago'da toplandı. Dünya Ahlak Sempozyumu diye bir kongre toplandı. Hı hı. Orada alınan kararlardan en önemlisi iyilik kavramını tanımlayarak sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma kavramı. Evet, çok oldu. Net yani bir bu kavram genel bütün dinlerin, bütün felsefe ekollerin birleştiği bir kavram olarak geçti. Sana yapılmasını istemediği başkasına yapma tarzındaki bir kavramda hemen hemen herkes birleşti. Aslında bu iyiliği de tarif ediyor. Yani bir insan kendisine yapılmadığı bir şeyi başkasına yapıyorsa bu kötülüğe giriyor. Yani kendisine yapabileceği bir şeyi başkasına yapıyorsa bu bencilliğe kurtulup iyilik yapmak olarak geçiyor. Şimdi hocam bu söylediğiniz en net, en basit tanımlarından bir tanesi, en sık kullandığımız. Ama sanki bu bile bir tık sübjektif kalıyor. İnsanın yani ruhsal durumu belki normal bir insan için konuşuyoruz herhalde. Çünkü diyelim ben mazohizm var bende. O zaman hani kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Burada biraz bulanıklaşıyor galiba, değil mi o noktada? Tabii. Burada muhakkak genellikle büyük fotoğrafa bakarak burada evet, karar verilir. Yani evet, böyle ki muhakkak böyle çeşitli örnekler vardır, marjinal örnekler. Hı-hı. Hatta son yıllardaki mutluluk bilimi çalışmaları çok arttı biliyorsunuz zaten. Hı hı. Hatta bununla ilgili çalışmalara kapitalizmin yeni sığınağı diyor birçok felsefeci. Mutluluk, en büyük mutluluk prensibinin aslında iyilik hali olduğu. Ve well-being olarak yapıyor. Hı hı. Well-being. Good health ve well-being beraber kullanılıyor. Hatta bununla ilgili Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma için 17 tane ilke belirledi. Hı hı. 17 etiket var. Bu etiketlerden birisi good health and well-being diye geçiyor. Yani iyi sağlık ve hem bedensel hem ruhsal iyilik. Yani bedensel ve ruhsal iyilik hali, iyilik hali. Bu mesela biz üniversite olarak bu etiketi aldık ve etiketini, yani good health ve well-being etiketini. Onun için bizim yaptığımız böyle birçok projelere baktılar. Mesela pozitif psikoloji dersi var bunun gibi. Hı hı. Baktılar. Hemen o etiketi hemen verildi bunun geçtiğimiz Nisan ayında. Burada şunun için önemli. Şimdi burada insanlığın şu andaki gidişinde insanlıkta ciddi bir gelir adaletsizliği var. Hı hı. İşte Afrika'da 2 milyar insan var, temiz suya ulaşamıyor. Böyle bir adaletsizlik var. Göç var devamlı. Batıya göçüyor ve dünyanın çok uzak doğu Afrika ülkelerinde aslında insan açlıktan değil oradaki hukuksuzluktan kaçıyorlar. Hı hı. Yani gece aniden alıp gidiliyor. Yine kapını gece kimin çalacağı belli değil. Karakola düştüğü zaman ne olacağı belli değil.
mahkemeye düştüğün zaman ne olacağını belli. Böyle bir ortamda geleceğini güvende hissetmiyor. Oradan kaçmaya çalışıyor insanlar. Yani göçün Afganistan'da vesaire göçün en büyük sebebi bu aslında. Hukuksuzluk yani şey değil. Açlık değil. Nedenle işte bunlar hepsi şey iyilik kavramını bunu üzerine çok tabii felsefede çok tartışılan konuşulan bir kavram. Yani başkasının objektif bir şekilde ihtiyacını karşılama eylemi de deniyor. Yani hiç karşılık beklemeden şimdi kanunların oluşturduğu normlar hukuki normlardır biliyorsun. Hı hı. Hukukla bellidir, yasal normlar vardır. Yani o sınırlar nettir orada. Bunu yapmasın, şu ceza var, bu yani kırmızı ışıkta geçersen şu var gibi. Ve bu hukuki normlar. Bir de sosyal normlar vardır. Toplumda mesela pijamaya sokağa çıksan herkes kınar. Sosyal norm ama şey değildir bu aslında. Yani bir yasak değildir, cezası yoktur. Ama sosyal norm, gelenek, göreneklerle belirlenir. Bir de diğer şey normlar var. Kişinin o işte iyilik onun içerisine giriyor. Ahlakın belirlediği norm, vicdanın belirlediği normlardır ki buna ahlaki normlar deniyor. Yani iyi, kötü, güzel, çirkin bunları belirliyor. Siz ilk başta Yin Yang'dan bahsettiniz mesela Uzak Doğu felsefesinde. Evet. Yani karanlık, aydınlık gibi aslında bu fizikte de termodinamiğin ikinci çok prensibi doğru. var. Entropi. Evet. Entropiye uyuyor. Yani mesela aslında karanlık yok, aydınlığın olmaması var. Hı hı. Aslında soğuk yok, sıcağın olmaması var. Yani sıcak azaldığı zaman soğuk kendiliğinden artıyor. Buna da davranışsal entropi diyoruz. Yani iyi davranış iyi davranış yoksa kötü davranış kendiliğinden gelişiyor. Yani bir evde şey varsa diyelim, ailede evde düşünelim. İyi davranış azsa, birbirine iyilik yapma azsa, birbirine yardım azsa, birbirlerini böyle sevgi, şefkat azsa kötülük kendiliğinden yayılıyor. Tıpkı bir bahçe gibi. Bahçemize siz ekip biçmezsek bahçemizi bir sene sonra geliriz ki ayrık otları kaplamış. Niye? Hı-hı. Burada şey var. Kötülüğün yayılma hızı iyiliğe göre 5 misli daha fazla. Ya böyle bir şey var. Yani iyilik yani şey gibi yani dışarıdan nasıl ısı vermek gerekiyor ısıtmak için odayı. Hı-hı. Yani devamlı iyilik yapmadıkça kötülük kendiliğinden geliyor. Onun için biri iyi, biri kötü. Yin Yang'taki o yani iki kutupluluk var burada. Bu yani sadece fizik kanunu ya da enerji yasası değil bu. Aynı zamanda insandaki yani davranış entropisi, davranışsal entropi diye geçiyor. İyi davranış, kötü davranış arasında böyle bir denge var. İyiliği yapmadığımız zaman kötülük kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani bunun için iyiliği yapmayı öğrenmek ve öğretmek gerekiyor. Ve bencillik de iyiliğin en büyük düşmanı. Doğru. Yani toplumsal o zaman şöyle de aslında bir formüle edebiliriz. Bencillik eğer iyiliğin düşmanıysa toplumsal normlar haricinde çünkü toplumların kültürel kodları başka ama içinde empati olan empatiyle yapılan o duyguyla yapılan davranışlar iyiliğe hizmet eder diyebilir miyiz? Ya da içinde empati tabii, olmayan davranış kötülüğe hizmet eder. Zaten empati iyiliğin içerisinde muhakkak sevgi artı empati iyiliği doğuruyor. Evet. Empati yapsam karşılamanın ihtiyacını dikkate alıyorsun. Karşı tarafın yaşadığı zorluğu dikkate alıyorsun. Onu algılıyorsun ona böyle karşılıksız iyilik. Hatta bununla ilgili şu anda özellikle Kaliforniya'da bu işte şiddet, suçlar vesaire artmasına karşı çözüm olarak liselerde 6 haftalık, 8 haftalık rastgele iyilik projeleri başlatıldı. İlginç. Ve lise öğrencilerine hiç böyle community servis diyorlar böyle. Hiç bilmediği bir yurtta yaşlı bakım evine yahut da çocuk koruma yerlerine gidip orada çalışıyor. İki ay sonra raporluyor bunu. Ve bu şekilde ona not veriliyor bu şekilde. Yani bunun için bunu biz şey diye bir iyilik olarak yani bu hareketi öğretiliyor. Hatta Rahibe Teresa'ya soruyorlar. Dünya daha yaşanır nasıl olur diye. Diyor ki birebir iyilik yapmakla diyor. Bak birebir. Yani burada birebir iyilik yapmanın arkasında aslında şey var. Yani karşılıksız iyilik yapmak.
Yani çok, bir elin verdiğini bir elin görmemesi gibi. Çok ilginç bir şey örnek verdiniz hocam. Bu çok önemli buluyorum, bu karşılıksız yapılan, özellikle bu projeyi öğrencilerin yaptığı, öğretmiş oluyorsunuz. Ama Amerika'da bildiğim kadarıyla şey de var. Mesela hafif bir suç, kabahat işlediniz ve ilk mesela suçunuz. Bu durumda size hapis ya da para cezası yerine bir toplum hizmeti de verebiliyorlar diye biliyorum evet. ben. Gidin işte şurada işte yaşlılara yardım edin. Bunu bir ceza başlığı altında görmek bir tek tuhaf geldi bana. Aslında suçluyu eğitmek yolunda iyi bir yöntem gibi, ne dersiniz? Tabii şimdi bu şöyle, yani 70'li yıllarda ABD'de bir Piaget'in bir tezi vardı, işte özgür insan özgürlüğüne hiç sınır konulmayan insandır tarzında. O tezle hareketle bazı okullar açıldı. Açık sınıf politikaları uygulandı. Hı hı. Hatta evliliklerde açık evlilik politikaları uygulandı. O açık sınıf politikalarında şöyle, sınıfa öğrenci giriyor ama işte istediği zaman girip istediği zaman çıkıyor. Ayağını uzatabiliyor. Hı hı. Sakız çiğneyebiliyor. Sakızı öğretmenin saçına atabiliyor. Burada yasak, ayıp, yasak, günah denmeyecek diye yetiştiriliyor çocuklara. Yani hiç böyle tamamen kısıtlanmayacak. Çünkü özgür olursa yetenekler ortaya çıkar gibi bir tezdi bu. Ne oldu sonuç? Bu tezin sonucunda şu oldu. Bir insandan iyilik yapmasını beklenmedikçe o insan kendiliğinden iyilik yapmıyor. Çok ilginç. Beklenmedikçe. Yani onun için bir insanın içerisinde yani kötücül eğilim, iyicil eğilimden daha fazla baskın. Eyvah. Yani kendi haline bıraktığın zaman bir insan kötücül olma kapasitesinde, yani devamlı bir dış kontrolla ona iyicil davranışta bulunmasının öğretilmesi gerekiyor. Yani çocuk doğduğu zaman ona iyicilliği öğretmezsek o çocuk kendiliğinden kötücül olur. Ben merkezci olur, sadece kendini düşünür, başkasının hakkını, hukukunu düşünmez. Ama iyicilliği çocuğa öğretmek gerekiyor. Çocukta mesela saftır, merhamet duygusu vardır ama bunu zamanla, onun için bilgiye dayalı iyilik önemli olan. Hı hı. Bununla hareketle bilgiye dayalı iyilik o kişinin davranışlarını geliştirmek için yapılan bir o ceza değil aslında. Islah, rehabilitasyon o. Hı hı. Peki, yani rehabilitasyon, doğru. Yanlış hareketinin yanlış yerine doğru hareketi öğretmek için. Yani dezavantajlı insanların farkına var. Senden daha az şeye sahip olan insanların farkına var diyerek ona hayatı öğretiyor. Yani aslında yeni bir yaklaşım. Çocuğumuzu mutlu etmek değil, çocuğu hayata hazırlamak. Bu nedenle yani o çok sağlıklı bir şey, uygulama o. Bedel ödemedikçe insan, davranışının doğal sonucunu yaşamayan bir insan o davranışı normal kabul ediyor. Doğru. Onun için muhakkak davranışlara da sınır koymayı öğretmek gerekiyor. Ki benim iyiliğim başkasının iyiliği, yani ne kendini paspas yapacak, ezdirecek, ne başkasına haksızlık yapacak. Bu şimdi dengeyi öğreniyor insan. Eğitimde insanın da hayvanın da aslında bütün canlıların eğitiminde pekiştirme davranışları çok önemli. Siz beyine dopamin, tabii, salgılattığınız sürece, ödüllendirdiğiniz sürece beyni, beyin o davranış kalıbını benimsiyor galiba. Tabii. Yani bu insan şeyi oluyor işte. Mesela iyilikte güzel bir noktaya temas ettiniz. İyilikte, iyilik yapan insanın beyninde mutluluk hormonları, dopamin, serotonin salgılanıyor. Hı hı. Yani iyilik yapanın. Ama bu bir iyiliği zorunlu bir iyilik değil. İyilik yapmak zorunda bıraktığın zaman iyilik değil. Tabii. Hani var ya bazı mesela dernekler, vakıflar, hı hı, var. Buraya bağış yap, senin şu işini halledelim derler. Tabii, bu iyilik değil. Alışveriş bu, tamamen bu alışveriş yani. Onun için hatta Cemil Meriç'in çok güzel bir sözü var. Yani diyor iyilik diyor gibi karşılık beklenen yapılan iyilik tefeciliktir diyor. Hı hı. Yani bir faizciliğin bir şeyi, yani tefecilik, faizcilik ne demek? Yani şeyin, kişinin kesinlikle kendisi sen çalış ben yiyeyim demek. Kesinlikle. Yani burada kişinin yani parayla para kazanmaya çalışan kişiler aslında onlar bedavacı kişiler. Katma değer üretmeyen kişiler. Katma değer üretmeden kazanmak isteyen kişiler başkasının hakkını çalıyorlar aslında. Evet. Topluma sen katma değer üretme ama paranın gücüyle konforlu bir hayat yaşa. Bu ben merkezcilik mesela bu. Onun için yani bütün kutsal öğretiler hepsi faizciliği şey yapıyor. Yani yanlış buluyor. Yani bu da bir nevi aslında insanın hayatında bencilliğin
sen çalış ben yiyeyim, içimizdeki o eğilim var. Bıraktığımız zaman insan buna hemen yöneliveriyor. Çok doğru. Bu, neden yani, hocam? Çünkü hayatta yani, kalmayı istiyoruz ve hayatta kalmak evet, biraz bencil davranışları çoğalmasıyla alakalı olabiliyor. Sistem hani iyi kötüye bakmıyor. Sizi hayatta tutmak için size almaya yöneltiyor. Alırsam beyin haz alıyor. Fakat bunu doğal olarak biliyor beyin. Fakat verince duyulan hazzı ancak öğrenerek fark edebiliyor. Aynen, çok güzel söylediniz. Yani bu öğrenilmiş davranış o daha uzun vadeli kalıcı haz veriyor. Ve bunun yani iyilik yapmanın yapılan araştırmalar var, literatürde var. Mesela tansiyonu düşürdüğü söyleniyor. Söyleniyor değil, çıkıyor da ölçülmüş. İyilik yaptığı zaman bir kimse tansiyon düşüyor. Tansiyonu yüksek olan kişilere iyilik ödevleri veriliyor. Bakıyorlar tansiyon düşmüş. Neden düşüyor? Beyin stres hormonu az salgılıyor. Damar direncini artırır stres hormonu. Damar direnci artmıyor, tansiyon kendiliğinden düşüyor. Yani iyilik yapmanın başkasına değil aslında kendimize de faydası var. Şimdi, karşılıklı iki tarafa da faydası o var. O kadar güzel bir örnek verdiniz ki, hatta biraz önce dediniz ki daha uzun süreli haz sağlıyor aslında iyilik dediniz. Şimdi tam onun evet, üzerine bir şey söyleyeceğim. Ben kendi hayatımda fark ettim. Bu beslenmeye benzetiyorum hatta. Almak glisemik endeksi yüksek beslenmeye benziyor. Şeker gibi çok hızlı bir haz veriyor. Fakat hızlı bir şekilde düşüyor bunun gücü. Vermek aynen öyle, evet, glisemik endeksi düşük beslenmek gibi, sebzelerle beslenmek gibi. Bir anda yüksek bir haz vermiyor. Fakat o haz uzun süre sizinle birlikte kalıyor. Bunu öğrenmesi lazım çocukların. Tabii kesinlikle. İşte bu çocuklar, yani çocukları kendi haline bıraktığımız zaman çocuklar ben merkezci olma eğiliminde. Çok. Ben merkezci. Yani onun için bu insanın şeyi doğasında. Kesinlikle. İnsan eğer eğitilmezse dünya kendi etrafında dönüyor zanneder. Eğitildiği zaman ya ben dünyadaki hayatın bir parçasıyım demeye başlar. Sosyal yapının bir parçasıyım demeye başlar. Eğitilmediği zaman kendini dünya merkezinde görüyor. İnsanda bu kötücül ve iyicilik dengesi içerisinde bir şeyimiz var. Yani beynimizde öyle ki bir bilgi geldiği zaman o bilgiyle uygun değil, geçerli değil, iyi değil, iyi kötü, güzel çirkin diye beynimizin ön bölgesi karar veriyor. Ve beynimizde biz iyilik normunu oluşturmamız lazım. Hangi hareket iyi hareket, hangi hareket kötü hareket. Beynimizde iyi bir iyilik normu oluşturursak otomatik bize artık o şey oluyor. Bir hareket olduğu zaman, mesela bir düşen olduğu zaman gidip yardım ediyorsun. Bir şey olduğu zaman bir muhtaç yaralı birisi gözüne yardım ediyorsun. Bu öğreniliyor, doğuştan değil. Yani bunun için yardımseverlik, paylaşımcılık şu anda zaten mutluluk biliminin öğretileri, hatta Yale Üniversitesi bu mutluluk bilimi dersi açtı 2021'in Mart ayında. Çok güzel. Halka açtı bunu. Aynı an kısa sürede 3,5 milyon kişi kayıt yaptırmış. New York Times haberi yaptı. Adına iyilik bilimi diye koydu. Yani onun için dünyanın yaşanılır olması için buna ihtiyaç var. Bırakın başka ülkeleri, başka dünyaları, kendi komşumuzu, mahallemizi, çocuğumuzu, eşimizi, mesela biz tebessüm bile bir iyiliktir ya. Tabii. Eve gelince çocuğuna bir tebessüm etmek, nasılsın demek iyiliktir. Yani bizim mutluluğun zekatı gibi değil mi hocam tebessüm? Tabii aynen öyle, yani bir şeydir, sadakadır yani iyilik. Karşılıklı bir tebessüm ediyorsun, karşı tarafa sen benim için önemlisin, değerlisin diyorsun. Bu iyiliktir yapmak. Bir, mesela bir yanlışı bağışlıyorsun, bu iyiliktir. Yani bu benden, ondan, benden sana kötülük gelmeyecek demektir ona. Hocam bir de çok sevdiğim kadim bir söz var. Haddini aşan zıddına inkılap eder diye. Tabii, tabii. Şimdi mesela haddini aşan bir iyilik hayal edelim. Zorlama bir iyilik. Mesela bu da tersiyle, kötülükle sonuçlanabilir mi? Ona dikkat etmek gerekir mi? Tabii, şimdi o iyilik de böyle bilgiye dayalı iyilik olması gerekiyor. Hak etmediğine iyilik yaptığı zaman, kötücül bir davranış iyilikten onu beslemiş oluruz. Hı-hı. İyilik yapılan eylem bilgiye dayalı bir eylemse onu pekiştiriyor, destekliyor, büyütüyor. Ve yani başkaları için yapılacak. Yani diğer, bizim kültürümüzde diğer gamlık olarak geçen, yani başkaları hakkında gam, kaygı hisseden kişilerde bu iyiliklerde şey olmuyor. Yani bir çıkar beklemeden yapıldığı için, karşılıksız olduğu için şey oluyor. Ama o yani iyilik konusunda da her zaman şeydir böyle, aşırılıkla karşılığını besler. Sizin dediğiniz gibi. Hı hı. İyilikte de böyle durumlarda mesela
Ben çocuğu iki kişilik sevgiyle büyüttüm diyor. Hı hı. Biz bazen çocuk psikiyatri vakaları geliyor. Doğru. İki kişilik sevgiyle büyüttüm. Kendisine iki dememiş. Evin küçük prensesi gibi, hükümdarı gibi büyümüş. Fakat çocuk sevgi doyumsuz olmuş. Ya. Herkes bana böyle dayanmalı diyor. Böyle davranmalı diyor. Böyle yapmalı. Böyle ona alışmış. Herkes alışmış. Onu bekliyor. Hakkı gibi görüyor onu. Öyle olunca ergenliğe girdikten sonra bakıyor ki... Eyvah, ses gitti. Yani, ya alo. Heh. Hocam sesiniz biraz dipten geliyor da. Tamam. Evet. Evet, dinliyorum. Evet, yani bunun için böyle şeyler yaparken mesela çocuk eğitiminde de iyiliğin öğretilmesi gerekiyor. Mesela bir iyilik yapacak bir anne baba birisine, çocuğunla birlikte hadi gel sen ver diyecek. Mesela hadi gidip şunu yapalım diyecek. Böylece karşılıksız vermeyi, yani hayat alışveriş değil, veriş alış. Çok yani güzel. Bunu vererek, yani verdiğimiz zaman karşı tarafta mutluluk duygusu yanıyor. Sizde de aynı şekilde bir mükafatı, onun için iyiliğe mükafatı peşin. Bunu çok güzel bir örnekle somutlaştıralım. Siz belki hatırlarsanız, ben örnek hangi meclisten alınmış hatırlamıyorum ama bir büyükler meclisinde oturulurken 5 yaşında bir çocuk içeriye giriyor hızla. Oranın şeyhi konumundaki kişi de ayağa kalkıyor. Aman efendim diyorlar, çocuk bu, niye ayağa kalktınız? Diyor ki yani biri gelince işte saygı duymayı insanlara bizden öğrenmeyecekse kimden öğrenecek? Ya doğru. Çok doğru. Yani öyle şeydi. Onun işte o çocuğa aslında en güzel eğitim o. Derstir. Davranış diliyle olur burada. Evet. Yani davranış diliyle ve eğitim. Ve o çocuk ne öyleyse bana değer verdi. Bana saygı duydu. Ben diyerek aidiyeti artıyor ona. Yani iyilik aileye aidiyeti artırır onun için. Kesinlikle. Evde bir annenin, bir babanın çocuklarına bol iyilik yapması ama davranışlarına da tavır koyup hayır diyebilmesi yanlışlarına. Her dediğine evet demek değil iyilik yapmak. Kesinlikle. İyilik yapmak olumluyu pekiştirmek demektir. Olumlu davranış pekiştireceksiniz. Yani bizim kültürümüzde maalesef kötüyü düzeltmeyle uğraşıyoruz biz. Yanlışı düzeltmeyle. İlişki bozuluyor. Halbuki hayatı anlamlı yapan hayatın pozitife doğru ilerlemesidir. Aile, ev, ilişkiler pozitif yönde gelişiyorsa, yani bir insan eve gelerek koşa koşa geliyorsa, severek geliyorsa, yani bir iş yerine severek, koşarak geliyorsa bir insan, orada çekicilik var demektir. Yani orada bir seviyor demektir işini. Zaten Konfüçyüs'e soruyorlar ya, çok çok çalışmak konusunda ne düşünüyorsun diyor. İnsan sevdiği işi yaparsa çalışmaz ki zaten diyor. Çok güzel. Yani aslında biraz önce söylediğiniz şeyden şunu da çıkarıyorum. Sürekli bir insana iyilik yapıyoruz ya da her şeyi hazır veriyoruz. Aslında iyilik yapmış gibi görünüyoruz ama yapmıyoruz. Demek ki dengeyi bozan hiçbir şey iyilik gibi görünse de aslında iyilik olmayabilir, kötülük olabilir. Tabii ya, onun için biz Anadolu'da bir söz var, iyilikten maraz doğar diye. Evet. O şimdi hak etmeyen, bilgiye dayalı olmayan iyilik. Hı-hı. Onu yaptığın zaman, onun için bu kişi bunun liyakati var mı, bunu hak ediyorum diye muhakkak düşünerek iyilik yapmak gerekiyor. Bunu yaptığın zaman ya, ama genellikle burada tabii iyi zanla hareket etmek gerekiyor. Evet. Yani gelenlere. Yani bu ihtiyacı vardır diyor. Sen denize at, balık bilmez Halik bilir sözü de oradan geliyor zaten. Yani yap, ama niyet, burada niyeti vurguluyor bu. Kesinlikle. Yani iyilik yapıyorsan niyetin karşı taraftan iyi cevap beklemek olmayacak. Doğru olduğu için yapacaksın. Hak için yapacaksın. Bunu yaptığın zaman o iyilik zaten ibadet hükmüne de geçiyor yani. Kesinlikle. Öyle bir şey yani, bizim kültürümüzde rastgele iyilikleri, yoldan giderken taşı kaldırmak ya, sadaka kabul ediliyor mesela. Ya bu ne kadar ya, bunlar, değerli. Ya bunu çok başka yer kültürlerde yoktur bu. Çok değerli. Yani onun için bunu kaybetmeyelim yani, bizim kültürümüzde bunlar güzel değerlerdir. Ya kolay gelsin yani, sözü hangi dilde var hocam? Kolay gelsin. Ya, bilmiyorum ben. Doğru. Kolay ya, şimdi kolay gelsin demiyorlar, uğurlar olsun diyorlar. Şimdiki kuşak. Hocam çok teşekkür ederiz. Evet, rica ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Estağfurullah. Bir sürçülisan ettikse affola. Estağfurullah. Peki, İyi yayınlar sağ olun, diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Estağfurullah. Sağ olun. Hoşçakalın.